Herkese merhabalar. İlave TV'ye hoş geldiniz. Bugün İzmir'deyiz. İzmirli vatandaşlarımıza yerel seçimde kimi başkan görmek istiyorsunuz diye soracağız. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave TV İzmir'de, İlave TV sizleri seviyor. İzmir'de kimi belediye başkanı görmek istersiniz? Abdülbatır'ı görmek istiyoruz. Neden? Onu büyük belediye başkanı olarak görmek istiyoruz. Büyükşehir'de belediye başkanı olarak görmek istiyoruz. İcraatlarını beğeniyor musunuz? Tabii ki beğeniyoruz. Yapabilir diyorsunuz İzmir. Bence yapabilir. Evet. İzmir'in sizce ne eksiği var? Ya İzmir'in aslında sanakla bitmez. İzmir'in eksikleri çok. Öncelikle... Altyapı sorunu var mı? Evet, altyapı sorunu. En büyük soru zaten altyapı sorunu. Yağmurlarda falan tabii görüyoruz. Tabii ki. Yağmurlarda en büyük zaten örneği o. Yağmur yağdığı zaman İzmir'i maalesef sel götürüyor. En büyük sorun o. Ulaşım sorunu bunlar. Ulaşım sorunu da tabii var. Ki, tabii ki. Çok ulaşım sağ olun sorunu. Efendim. Eyvallah. Açıkçası Tunç Soyer'i istemem. Çünkü son 5 yılda CHP, zaten her zaman CHP'de olduğu için çok fazla bir hizmet göremedik. En büyük sorun ne? En büyük sorun altyapı kesinlikle. Evet. Onun dışında ulaşım geliyor. Trafik durumu zaten inanılmaz kötü durumda. Bunların değişmesi için galiba biraz ideolojinin değişmesi lazım gibi duruyor İzmir'de. Büyükşehir'de kimi başkan olarak görmek isteriz? Şöyle... İzmir halkının kamunun mallarını birilerine peşkeş çekmeyecek birisi olmalı. Kim olmalı? Halk belediyeciliği yapacak birisi olmalı ama kimin olacağı çok önemli değil. Kim olursa yani olsun mu diyorsunuz? Evet ama kriteri söyledik. İzmir halkının kamunun mallarını yandaşlarına peşkeş çekmeyecek birisi olmalı. İzmir'in en büyük sorunu ne efendim? İzmir'de şu anda büyük sorunlar görebiliyoruz aslında. Trafik çok büyük sorun. Altyapı sorunları var. Bunların giderilmesi, halk için çalışacak bir belediyeye ihtiyaç var. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Vallahi şimdikini görmek istemiyorum. Tunç Soyer'i görmek istemiyorum. Hayır, görmek istemiyorum. Neden? Yani bir çivi çakılmadı, bir şey göremedik biz yani. Hizmet olmadı mı? Hizmet, hayır kendine göre yapmıştır olabilir ama yani bize göre bir şey yok. İzmir'in en büyük sorunu ne? Ya ulaşım var. Ondan sonra yollar bozuk. Altyapı? Altyapı zaten sıfır. Kemeraltı'yı görüyoruz her zaman şey... Sen? Yani berbat. Yani bir değişim olmalı diyorsun. Muhakkak olması lazım. Abdülbatır faal bir adam yani olabilir. Yapabilir. Diyorsun. Yapabilir evet. Çok teşekkür ederim. Sağ ol bir şey değil. Kolay gelsin. İzmir'de kimi belediye başkanı görmek isteriz? Abdülbatır. Neden? Seviyorum adamı. İyi. İcraatları iyi değil. İcraatları iyi evet. Peki İzmir'in en büyük sorunu sizce ne efendim? Altyapı. Altyapı problemi evet. Var diyorsun. Evet altyapı. Her yağmurda taşıyor. Bir değişim olmalı mı İzmir'de? Olmalı. Kesinlikle olmalı. AK Parti bu dönem alırız diyor İzmir'i. Almaması umuyoruz. Eyvallah. Çok sağ olun. Sağ olun. Tunç Bey'den pek memnun değilim. Ben de memnun değilim açıkçası. Kim olabilir? Sulaklarımız. Ondan başka kim gelirse CHP'den alacak zaten. Alır mı diyorsun? Kesinlikle. AK Parti bu dönem alacağız diyor. Mümkünatı yok. Mümkünatı yok. Valla şöyle bir şey söyleyeyim. Hala da belirleyemediler. Bir sıkıntı var orada da. Evet. Muhtemelen de Recep Tayyip Erdoğan kendisi geçer herhalde diye düşünüyorum yani. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Özlale diyorum ama. Ümit Özlale. Olabilir diyorsun. Olabilir. Teşekkürler. Kimi? Abdülbatır var. Neden? Yani dürüst insan, güvenilir insan. Kulağımıza gelen konuşmalardan, eşten, dosttan, esnaftan duyduğumuz bir isim. Yani şu anki belediye başkanı görüyorsunuz. Yollar ne halemde? İzmir'in en büyük sorunu ne? Hizmet. Biz de hizmet için tercihimizi ondan yana kullanmayı düşünüyoruz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Abdülbatır olabilir. Abdülbatır şeyde gayet güzel işler yaptı. Olabilir yani. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil günler. Bilmiyorum ki. Nasıl İzmir'in sence en büyük sorunu ne? Vallahi İzmir güzel değil yani. Memnun değil misin? Hayır memnun değilim. CHP'yi tutuyorum ama memnun değilim doğruyu söylemek gerekirse. Vallahi İzmir'de kim yani hizmet yapacaksa o gelsin. Şu anda İzmir'in en büyük sorunu ne abi? Yol. Ondan sonra işte belediye hizmetleri. Mesela çöptü bilmem neydi. Altyapı nasıl? Altyapı çok berbat. Kötü mü? Kötü çok kötü. Yollar da kötü. Evet yollar da kötü. Kim değiştirir bunu? Vallahi kim iyi yapacaksa kim yapacaksa yani bu altyapıyı... Ondan sonra bütün hizmetler kim yapacaksa o gelsin yani. En baş olan kişi gelsin. Abi, kardeşim İzmir'de kimi belediye başkanı adayı gör? Neden? Abi hani en azından yolları yapabilirler. Çünkü niye baksana kötü abi. Kötü mü? Evet abi yollar çok bozuk hani motor sürüyoruz, araba sürüyoruz.
Hep böyle yollar bozuk, hani motora düşüp kaza yapıyoruz. Altyapı nasıl yağmur yağdığında falan İzmir? Abi elektrik yok, internet yok. Sağ olun. Çok kesilip duruyor abi internetler, elektrikler yani. Abdülbatur yapar diye. Evet abi. Eyvallah. Çok rica ederim abi, ne demek. Abi valla İzmir'de CHP hariç bir parti, yeni bir parti ama. AK Parti ile CHP hariç. İYİ Parti'nin adayı var, Ümit Özdağ'la. Olabilir abi, olabilir bak. Veririm diyorsun. Veririm abi. CHP ile AK Parti hariç kim gelirse dersin artık. Bir değişim olsun diye. Bıktım abi ya. Valla en büyük sorun ne İzmir'in? Abi en büyük sorun ulaşım. Ya bir altyapı nasıl? Altyapı hiç güzel değil abi. Sel mi götürüyor yani? Sel de oturuyor abi. Derenin dibinde oturuyorduk geçen sene. Evet. Eve hep su basıyordu. Olmuyor yani. Bir değişim şart. Bir değişim şart. Eyvallah. Tuğ Soyer. Neden? Seviyorum hizmetlerini. İyi çalışıyorsun. Evet. Memnunum. Teşekkürler. Ben. Kardeşim İzmir'de kimi belediye başkanı görmek istersin? Abi Abdülbatur. Neden? Konak'ta yaptığı icraatlardan dolayı. Ben kendi icraatlarını beğendiğim için fazla söze gerek yok. Abdülbatur diyorum yani direkt. İzmir'in sence en büyük eksiği ne? Altyapısı, ulaşımı, yolları nasıl? Abi şimdi altyapı yok ama yağmur bu sene çok yağdı. Sel basması evet. Çok normal. Körfezler kirli diyorlar ama insanlarımız o kadar çok kirletiyor ki. Yani ben o çöpleri gördükçe hani lanet olsun diyorum yani. Bir de ülkemizdeki hani dışarıdan gelen insanlar da buna çok büyük faktör. Bunun için yani bence altyapıdan da kaynaklı değil. Altyapı, insan, çevre faktörü, ondan sonra hava koşulları, hepsi. Hepsi abi. Eyvallah. Çok sağ olasın. Ben mi? Şu anda siyasetçinin hiçbirini görmek istemiyorum. Neden abi? Bana hizmet etmiyorlar ki. Şey, pazarları sen? Fiyatlar? Hiç denetliyor mu? Fiyatları denetliyorlar mı hiç? Yok. Geçen hafta aldığım 90 lira yumurta olmuş 130 lira. 5 lira oldu tanesine. Aynen öyle, aynen. Oldu. Belediye başkanı da anca kaldırım götürsün, kaldırım yapsın, kaldırım anca onu söksün, biliyor. Söksün taksın diyor. He, söksün taksın. Emekli misin abi? Emekliyim. Ne kadar alıyorsunuz? Gel abla böyle. 7,5 lira ya. 7,5 lira. Evet. Nasıl geçiniyorsun abi 7,5 lira? Daha evvel 2 kilo aldığım şey 200 gram oluyor. Yani, şimdi öyle diyor. Yani, peynir eti geçti. Ya zaten peynire diyor mu? Bak evvelden 2 kilo aylık alıyordum. Şimdi evet. 1 kilo alırsam hani o da şöyle çökelek mökelek olarak. Ev kira mı? Yok Allah'a şükür o babana. Ev kira olsa bir de? O zaman gördük. Çor çocuk okusa. Onlar büyüdü, evlendirdik, kurtulduk. Bir de okusalar yandık diyorsun abi. Allah yardım. Şu anda bir tane 4 yaşındaki çocuğun aylık masrafı 9 milyar lira. Evet. Doğru. Hani bak bu kreş... Emekli maaşından fazla. Tabii canım ya bak kreşler şu anda olmuş 7,5 milyar. CHP'li bir aday görmek isterim. Kim olur? Kim gelirse. Abla, merhabalar. İzmir'de kimi belediye başkanı görmek isteriz? İnşallah buraya bir çalışan gelir. Şu kaldırımları görüyorsunuz ya. Kötü mü? Kötü tabii. Bel fıtığı oldum, ameliyat oldum bu kaldırımların yüzünden. Geçmiş olsun. Düşe. Efendim, İzmir'de kimi belediye başkanı görmek isteriz? Abdülbatır'ı görmek isterim. Çünkü Konak'ta çalışmaları bayağı bir güzel. Hareketli. Ne bileyim yollar güzel. Hani insanlar mutlu. Çalışıyor. Onu görmek isteriz. Tabii çalışıyor. Sence İzmir'in sence en büyük sorunu ne? İzmir'in en büyük sorunu yol. Yol yani. Altyapı da çok kötü. Çok kötü. Abdülbaşan düzeltir mi? Bence düzeltir. Bu çalışmalara düşünürsen, çarparsan, toplarsan düzeltir. Olur diyeyim. Olur kardeşim. Allah razı olsun. Vallahi çalışacak bir adam olsun da kim olursa olsun. Şimdi nasıl belediye? 5 para etmez. Çalışmıyorlar mı? Mümkün en değil. En büyük sorun ne İzmir'in? İşte sen görmüyor musun trafik, akışı, her şey. Altyapı nasıl? Berbat. Yağmur yağıyor her taraf. Sen? Tabii sen sandalla geziyoruz. Yüzüyoruz diyor. Yani. Eyvallah. Yanlış mı? Değişim olsun mu bir? Tabii olsun ya. Kim olabilir mesela? Vallahi yani kim iyi birisi gelip de çalışacaksa olsun. Hizmet edecek adam. Adam Tunçer'in ismini duydunuz mu? Ben sadece ismini duydum, hiç kendisini görmedim. Bisikletle geziyormuş. Nerede? Konak'ta. Ha evin önünde geziyorsa doğrudur. Yani hiç buralarda ben görmedim bu adamı. Nerede mi? Belediye başkanı işte bizim avukat. Onu bilen daha ben kaç, bak 5 senedir burada adam hizmet ediyor, bir defa yüzünü görmedim. Ha şimdi şey yapıyormuş, adını sen söyle. Akşam konser verecekmiş, belki oraya gelir. Gelirsen gel. Dinleriz. Ya dinlersin işte ona göre. Tamam. Hadi iyi günler. Abi siz kimi görmek istiyorsunuz belediye başkanı? Vallahi hizmet eden birisi olsun da kim olursa olsun. Şu anda nasıl? Şu anda berbat. Değişen İyi değil mi? İyi değil tabii canım. Memnun değilsiniz. Hayır. İzmir'in en büyük sorunu ne? Altyapı sorunu. Zaten daha önce Sputra zamanı yapılmıştı bunlar. Evet. Konu sorunu falan. Onun gibi bir adam gelse daha iyi olur.
Yani burada siyasetten ziyade hizmet çok önemli. İnsanı dokunan birileri olması lazım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Tunç olmasın da kim olursa olsun. Çalışmalardan memnun değil misiniz? Çalışmalardan memnun olup olmamanın cevabını vermem için çalışma olması lazım. Yok çalışma ki. Yok. İzmir'in en büyük sorunu ne abi? Trafik, yollarımızın durumu, her yağmurda sel baskını, su baskını, altyapı yok ki zaten. Geçen gün yağmurda ben ticari taksi şoförüyüm. Logar kapakları hepsi ayağa fırladı. Önündeki araba logar kapağına çarptı. En az 500 bin lira masraf var arabanın. Ne olacak? Kim ödeyecek? Vallahi mantıklı olanı belediyeye dönüştüreceğiz. Hangi birini ya? İmkanım var. Yok öyle bir şey. Tunç Bey gitsin, gezdirsin, tozdursun kendini. Başka bir şey yaptığı yok yani. Biz çok İzmir'de belediye çalışmıyor demiyoruz. İzmir'de belediye yok. Hiç yok. Yok yani. Yok. Biz görmedik. Siz gördünüz mü? Ben dışarıdan gördüm. Ha yok yani. Net. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Kimseyi. Neden? İşte o yüzden. Çalışmıyorlar mı? Çalışmıyorlar. İzmir'in en büyük sorunu ne? Yollar. Yollar kötü. Altyapı. Yağmur mağmur yağınca ne oluyor? Trafik. Burası? Her türlü sorun var yani. Her türlü sıkıntı. Ben 93'te geldim İzmir'e. 30 sene oldu. Değişen hiçbir yol, değişen hiçbir şey yok. Aynı. Hep aynı. Eyvallah. Çok sağ olun. Yani gelecek olanın da bir şey yapacağını da zannetmiyorum. Bu devran böyle gidiyor. Eyvallah. Ya kimi görmek isteriz? Hizmet yapanı görmek isteriz. Kim olur? Adayları bilmiyorum ama İzmir'in yolları beş para etmez. Şurada bir yağmur yağdı mı buralar taşıyor. Tıkanıyor mu her yer? Tıkanıyor. Affedersin. Lağım suyuyla şeye çıkıyor, yollara çıkıyor. Yani çok iğrenç bir şey yani. Çalışma yok. Çalışma yok. Yollar. Arabalarımızda alt sistem kalmadı. Her gün bir esot yanıyor. Ya haneleri güzergahı kullanıyorum, o yeni metro olan yeri. Ya betondan yol yapmışlar. Betondan yol olur mu ya? Araba girer girmez neredeyse vidaları camlara patlayacak gibi. Hakikaten yani o güzergah benim evim orada gelip gidiyorum. Ama İzmir'de hiçbir yatırım şehrin ortasında yok. Kenarları bilmiyor. Ama yok. Ortasında yok. Eyvallah. Çok sağ ol Arif. Sağ olun eyvallah. İzmir'de belediye başkanı olarak kimi görmek istiyoruz? Vallahi Tunç Soyer. Neden? Hiçbir şey yapmadı böyle devam etsin. En azından belki bir sonraki dönem bir şeyler değişir. Ne yapmadı? Ne istiyordunuz mesela? Yani şimdi şuradan bir bakın. Meydanda hala çalışma var. O kadar oldu. Beş yıl oldu. 5 yıl oldu. Böyle bir şey olamaz yani. Bir beş yıl daha durursa en azından bir sonrakinde belki Tunç Soyer'i seçmezler. Çünkü Eskişehir Belediye Başkanı 10 dönemdir belediye başkanı. Evet. Tunç Soyer de bir 10 dönem gidecek gibi belki bu engeller onu. Gönlünden kim geçiyor? Eyüp Kadir İnan. Aday olursa alır. Olur diyorsun. Evet. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Herhalde İstanbul'dan biri geliyor. Uğur Bey mi? Tam ismini bilmiyorum. Buğra Bey. O olsun. Olabilir mi diyor? Olsun. Değişiklik iyidir. Çok teşekkür ederim. Abi, kimi belediye başkanı görmek istiyor? Burada mı? Çalışanı İzmir'de. Görmek istiyoruz. Kim o? Şu anda bilmiyorum ama şu anda yapan belediye başkanına hiç memnun değiliz. Tunç Soyer'den memnun değil mi? Değiliz. Hiç çalışma yok maalesef. Efendim kimi belediye başkanı görmek istiyorsunuz İzmir'de? Daha çalışkan birini. Kim olur mesela? Bilemeyeceğim artık. Hakkımızdan hayırlısı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden olsun da kim olursa olsun artık. Vallahi inşallah Allah nasip ederse AK Parti istiyoruz yani. Kim olur? Başkan olarak. Valla temennimiz AK Parti gelmesini istiyoruz ama bakalım işte. Bir değişim olsun diye. Olsun ya görüyorsunuz şu rezilliği yani. Nasip bakalım ya. Çok sağ olun. Sağ olun. Valla şu anda geçen gün belediyeden beni aradılar. Hani memnun musunuz diye. Çok memnun değilim açıkçası. Pek bir faydası yok ki şu anki. Bir söverin yok mu? Pek bir etkisini göremedim. Kim olur? Kim gelse? Bilmiyorum yani. Diğer partilerin adaylarını görmek lazım. Çok teşekkür ederim. Şimdi konuşmak erken yani. Çok sağ olun. İzmir'de Ümit Özdağlı. Neden? Neden? Kendisi şu anda çok anlatmaya çalıştığım şey şöyle anlatayım size. Kendisi kültürlü bilgili bir insan. Evet. Harvard gibi yerde görev yapmış bir insan. İzmir gibi aydın bir kente aydın bir başkan gerekir. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Abdül Batır başkan olabilir. Olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi çekimler olsun. Sağ olun efendim. Size soralım. İzmir'de kimin belediye başkanı görmek istersiniz? Belediye başkanı mı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı? Büyükşehir.
Olgun Atilla'yı şu an düşünüyoruz. Neden? Olgun Atilla'nın yaptığı başarıları gördük bir zamanda. Yani Bornova'da belediye başkanlığı yaptı o bir ara. O yüzden onu uygun görüyoruz. Tunç Soyer haricindeki herkese. Kim olur mesela? Aklında kim var? Vallahi hizmet yapacak birisi olsun. 30 yıldır bu memlekete hiçbir hizmet yapılmadı. AK Parti. Neden AK Parti? Öyle. Kim olsun? AK Parti'de kim varsa o. Kim aday olursa veririm diyor. Veririm. Reis kimi gösterirse? Aynen onu. Yerine kim gelirse gelsin. Tunç Soyer artık yeter gerçekten. Bir kan değişikliği lazım mı? Kesinlikle lazım. İzmir'de. İzmir'e yakışır birini görmek isterim. Kim olabilir mesela? Abdülbatır Bey var. O da Narlıdere'den sonra konağa geldi. Evet. Konaktan sonra Büyükşehir'i düşünüyor olabilir. Yani adaylarımıza bakmamız lazım. Evet. İzmir'i tanıyor olmaları lazım. İzmir'i geliştiriyor olmaları lazım. İki dönem yapıp sonra Büyükşehir'e gelen adaylarımız da olabilir. O da çok tecrübeli olmuş olabilir. Evet. Yani. Olabilir. Yani isimlere bakmamız lazım. Bir isim vermek gerekirse... Yani CHP'den ve diğer partilerden bir sürü isimler dolaşıyor ama öncelikle benim için önemli olan, yani İzmir'de yaşıyorsam İzmir'e katkı yapacak, gerçekten nitelikli, donanımlı ve en geniş kitleye ulaşacak ve bu her kesimi de, herkesi de kucaklayacak ve daha ileri götürecek biri olmalı diye düşünüyorum. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Gençlerden olacak, aktif olacak, çözümleri olacak, böyle olması gerekiyor. Projeleri olacak. Projeleri olacak. Onların devamında yaşlı eski politikler dursun. Onlara bir şey demiyoruz. Onlara faydalı olsun. Kul hocası olsunlar. Böyle 80, 90, 70 yaşına gelmiş, işi bitmiş insanlar ne bekliyoruz biz bunlardan? Genç, yakıllı, beyinli, okumuş, yetişmiş, okul, üniversite okumuş insanlar gerekiyor. Bu kadar. Çok teşekkürler. Hiçbirini. Neden? Kaç aydır buraları böyle? Bunlar ne? Çalışmıyorlar mı? He, ne bunlar yani? Bir kan değişikliği lazım mı? Vallahi hep lazım. En baştakinden en sondakine hep kadar lazım. Değişiklik lazım. İzmir'de kimi? Çalışacak birini. Kim olur mesela? Vallahi mevcut çalışmıyor. Tursun Soyer çalışıyor. Bence çalışmıyor. Çünkü kim mesela... Olabilir? Onun yerinde. Yani kim olabilir bilmiyorum. Şu an CHP'nin adayı kazanacak gibi duruyor. Kimi çıkarırsa. Abi Tunç olmasın da. Yani belediye... Başkanlarına bakacağız. Adaylara bakacağım. Ama belli malum partiye vermem. AK Parti'ye vermem diyor. 21 yıldır vermedim ben hayatımda. Çünkü zihniyetini çözdüm 21 yıl. Böyle bir adım mı? Evet. 21 yıl çözdüm. Vermem. İşte. O gün Atilla'yı görmek isterim. Neden abi? Buca Belediyesi'nde. Buca Belediyesi'nde Suat Nezir'i görmek isterim. Büyükşehir? Büyükşehir. O gün Atilla. Sen abi? Ben bildim. Ben bakmıyorum. Tanımıyor musun adayını? Kime verdin en son? En son şeye verdik işte. Yeni başkanım bu Tunç başkanım. Soyer'e verdi. Memnun musun? Memnunuz ama o gün bir değişim şart. Eyvallah. Ben şu an için belediye başkanlarını tanımıyorum ki. Bir tamam, Tunç Soyer var ama onda çok bilgim yok yani. Memnun değil misiniz? Şu yapıyı nasıl görünce Tunç Soyer'den memnun değilim. Sence abi? Ben de Tunç Soyer. Kim olur? Kim olur? Bana göre bir bayan belediye başkanı şu. Bir el değsin, kadın eli değsin mi İzmir'e? Değsin. Bence bayan eli değsin. Biraz daha değişir diye düşünüyorum. Bir de şunu ben düşünüyorum. Burada belediye başkanı seçerken biraz da daha dikkatli olmak lazım. Biz nasıl kazanıyoruz diye böyle gelip geçici belediye bitiyorlar. O beni çok üzüyor. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Abi kimi buyurun. Belediye başkanı görmek istiyorsun? Valla ben Tunç Soyer'i görmek istiyorum. Neden Tunç Soyer abi? Yani kısa bir zamanda çok şeyler başardı. Bir de beyefendi bir insan yani ya. Gerçekten yani böyle mütevazi beyefendi bir insan. Yani böyle argoluk margoluk yok. Yani bir şeyler yapıyor. Bak 15 sene ben buradayım, çarşıda gevrekçilik yapıyorum. Hani bu çarşının altyapısını hani gerçekten hani hakkını verdi. Bir de mütevazi bir insan. Anladın mı? Güzel bir insan. Yani ben istiyorum bir daha yani Tunç Soyer devam etsin diyorum. Çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz kardeşim. Ya benim şahsi fikrim İzmir'i ben 10 sene önce de hatırlıyorum. Şimdi de hatırlıyorum. Bir şeyler oluyor ama bazı şeyler geç kalınmış. Ben ailecek benim ailem CHP oy verir, onlara bunlara oy verir. Ben kendi düşüncemdir bu. Bir şeyler yavaş gelişiyor. Bir şeyler ama bunun nedeni hep böyle bir iktidara lanse ediliyor. Mesela geçen tünel var burada. Ben 10 sene önce tünele yapıldığını görüyorum. 2022'de bitilecek dediğinde mesela o yapılmadı. Hani verilen sözler zamanında tutulmuyor. Sonra burası
bayağı bir uzun süredir ne oldu şey yapılıyor. Kazılıyor. Tamam, kazılıyor. Zamanında daha hızlı bir şekilde yapılması. Şimdi öncelik listesini bence iyi belirleyemiyor CHP burada. Öncelik listesi nedir? Hizmettir. Sonra mesela dersin ki su sorunu vardır buranın. Bu uzun vadede çözülecek şeyler. Bunları iyi belirlemek lazım. O yüzden benim ben şu an biraz kararsızım ne oldu. Değişim olsun mu? Değişim olması gerekiyor. Çünkü ne oldu? Yenilik her zaman bir biraz daha böyle bir özveriyi getirir. Ondan sonra daha hızlı çalışmayı, daha insanlara hizmeti gelir. Sürekli aynı olması da ne yapalım? Biz burada diyor rahatız diyor. Ona göre de yani ne diyordu? Rahatız diyor ki zaten geleceğiz diyor. Ona göre de biraz rahatlıyorlar insanlar. Hani evet. Değişim olduğunda ya biz buraya halka biraz daha hizmet vermeliyiz bence getirmeliyiz diye düşünüyorum. Şahsi görüşüm. Şey değil.